Herkese merhaba dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Clash of Clans'ın yeni bir videosundayız. Arkadaşlar bugün yine etkinliklerden devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi Wizard, Büyücü ve Öfke Büyüsü etkinliğimiz var. İkisi beraber bir şekilde indirime giriyor. Ve bizden demek ki Supercell diyor ki bu ikisini beraber kullanın arkadaşlar. Biz de tabii ki daha zevkli olması açısından şöyle asker istemiştik, gelmemiş. Ya da köyüme saldırı yapılmıştı, gitmiş arkadaşlar. Full büyücü saldırısı yapacağız arkadaşlar, kombine etmek yerine. Şöyle dolduralım öncelikle. Gördüğünüz gibi bize saldırdıkları için tuzaklarımız boşalmış. Daha sonrasında arkadaşlar, bekleme yapmadan hemen geçiyorum savaşıma. Full büyücü saldırısı yapacağız. Ona göre uygun bir köy bulalım kendimize. Bu nasıl arkadaşlar? Bu hem böyle güzel. Şöyle cehennem kuleleri, xyayları var ama düşük seviyelerde. O yüzden bu bize uygun diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu arada bir korucumu yükseltme verdim. Bayağıdır bir 17. seviyede tutuyorum. Takip eden arkadaşlar varsa. Yani klan savaşlarına katıldığım için. Bayağıdır bir düşük seviyede arkadaşlar. Yani yükseltmeye veremedim daha doğrusu. Şöyle öfke büyülerini atayım arkadaşlar. Kraliçeyi kullanalım. Kralı kullanalım bu savaşta. Diğer savaşta kullanamayacağız maalesef burada kullandığımız için ama olsun. Şöyle deprem büyüsü atayım. Orada cehennem kulesinin canı gitsin diye. Cehennem kulem şu anda kraliçe tutuyor. Bu beni bayağı üzüyor. Basayım hemen, bıraksın. Yoksa ölecekti. Çok son anda bastım gördüğünüz gibi. Şöyle kral ve kraliçemi öfkelendireyim dedim ama kral pek yararlanamadı. Kraliçem de pek yararlandı sayılamaz. İkisi de menzilinden çıktı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi %40 gibi bir şey aldık. Çok fazla da yükseleceğini sanmıyorum. 45 olabilir belki. Evet, gördüğünüz gibi 44 buradan çıkacak, dışarıya gidecek. Oo, çok uzun sürdü. İşlerin peşindesin kral. Bari yanında birkaç tane küçük olsaydı şu iksirleri hemen bizim için almış olurdu. Bu arada iksirin biraz az olduğu için iksir toplamasına müsaade edeceğim. Ganimetim bugün harcadım bayağı bir. Büyük korucuyu yükselttiğim için 9 milyon 600 galiba aldı. 18. seviye yükseltirken bir de lav tazımı mı bastım? Tam hatırlayamadım arkadaşlar, kusura bakmayın. Evet, gördüğünüz gibi çok fazla bir yüzde alamadık. Evet, lav tazımı yükseltmişim burada. 13 gün 14 saati var gördüğünüz gibi. Hemen ikinci saldırıma geçiyorum arkadaşlar. Daha sonrasında ise KB9 ile yapacağız arkadaşlar savaşı. Orada da full büyücü saldırısı yapacağız. Full büyücü ve öfke. Burada baya bir çiçeği var. Buraya bir valkürü saldırısı güzel giderdi açıkçası. Baya iç içe bir köydü arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu aralar Clash of Clans biraz az oynuyorum arkadaşlar. Yani az oynuyorum derken az video çekiyorum. Diğer oyunlara biraz ağırlık verdik. Umarım kızmıyorsunuzdur bana Clash of Clans kitlesi olarak. Kanalımız başta biraz Clash of Clans ağırlıkta gidiyordu ancak yani bir şeyler değişiklik iyidir arkadaşlar. Bazı şeyler değişmeli diye düşünüyorum. Hep aynı oyun insanı sıkıyor bir süre sonra. Bir de hani Clash of Clans'ta yani çok uzun soluklu video şeyleri çıkmıyor yani. Fikirleri bulmak gerçekten zor. Bu arada size düşüncelerimi paylaşmış oldum. Köy ararken arkadaşlar bu köyde 10.000 seviye çok düşük bir köy gördüğünüz gibi. Buna da saldıralım. Hatta bunun cehennem kuleleri bile yok arkadaşlar. Bakalım buna bir şey yapabileceğiz mi? Daha demin köye bildiğiniz gibi pek bir şey yapamamıştık. Burada da şöyle aslında şu bombacı kulesi falan var. Sihirbaz kuleleri. Bunlar bayağı bir zarar veriyor. Diğer bir de havanlar var tabi. Bir şey var dedikçe bir şey daha zarar veriyor. Havan dedim de bomba patladı arkadaşlar. Bayağı bir düşmanlar var. Cehennem kulesi bu arada bir tane varmış aşağıda. Benim gözümden kaçtı arkadaşlar. Kusura bakmayın. Gördüğünüz gibi aslında bu öfkeyi de kullanmama gerek yok zaten. Hadi sizin için bir tane merkeze attım ama geç kaldım arkadaşlar. Atmadı. Gördüğünüz gibi %31 aldık arkadaşlar. Hemen diğer köyüme geçeceğim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi diğer köyümüze de geçişimizi yaptık. Hemen bakalım bunun eksiği var mı? Varmış. Şöyle hemen dolduralım arkadaşlar. Bak, buradan bir tane kaldıralım. Buna bayağıdır bakım yapamıyoruz arkadaşlar bu köye gördüğünüz gibi. Yani
yükseltmede bir şey yok. İnşaatçıları boşta gibi bir şey yani. Birkaç tane yükselttik tabii de hep böyle toplayıcılardan ve klan savaşından gelen parayla çeviriyorum arkadaşlar. Enes bu aralar oynamıyor çünkü. Hemen savaşa geçelim arkadaşlar. Öyle bir köy arkadaşlar çok güzel olabilirdi. Keşke ganimeti olsaydı. Çünkü bu köy için ganimet çok önemli arkadaşlar. Bu arada takviyemi hep kendime bu köyden atıyorum. Bu köy yani benim köyün şeyi tam yani. Amelesi gibi bir şey oldu artık. Sürekli takviyeler bu köyden geliyor. Ancak yani bu artık yetersiz kalmaya başladı. Çünkü golemi falan ikinci seviye. Ben klan savaşlarını falan alıyorum bunu. Burada aslında güzel bir ganimet var ama içeriye giremeyiz. Çünkü 9. seviye bayağı yüksek bir köy. XY'ler falan fulldü. Ölü köy gelsin. Geldiyse aslında çok güzel bir temizlik yaparız. Ya bakın. Bu ölü bir köy ama yani. Bilmiyorum. Pek de ganimet yok. O yüzden devam edeceğim arkadaşlar. Ganimet bulalım ya. Enes'imize, Enes'in köyüne ganimet lazım gerçekten. Enes'in köyü diyemiyorum artık arkadaşlar. Çünkü çok fazla ben oynuyorum. Kendisi hiç girmiyor ya. Hiç girmiyor. Hiç girmiyor. Hiç girmiyor. Bu yorumlara yazın. Enes niye girmiyor? Belki sizi görür. Oo arkadaşlar işte aradığımız köyü bulduk ya. Aradığımız köy buydu arkadaşlar. Gerçekten aradığımız köy buydu. Mükemmel bir köy. Klan kalesinden asker mi çıktı? Klan kalesi asker çıkarken bir ses var ya, dıt dıt dıt, o çıkıyor ya. Ulan vur 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 kral, vurun o sihirbaz kulesine, sizi mahvetti. Hop koçlarım benim. Kraliçe ya. Kraliçe ne yapıyorsun ya? Arkadaşlar ganimeti aldık süpürdük görüyorsunuz. Ancak yani köyden pek bir yüz alamadık. Ölü köye dalmamız iyi oldu arkadaşlar. Yani yoksa ganimeti de alamayacaktık. Kötü olacaktı. Aslında kraliçemizi öldürmesek öbür savaşta kullanabilirdik. Vur kral 7000 kaldı. Vur alındı. Alındı. Köküne kadar. Tamam arkadaşlar burada bitirelim. Çok fazla şey yapmanın anlamı yok. 339.000 yani 340.000'e 346.000 aldık. Çok güzel arkadaşlar. Bu köyün ihtiyacı var buna. Tabii çok fazla savaşıyor. Hızlı kaybediyor ama olsun. Yine de ne kadar aldıysak o kadar tabii ki kar bizim için. Bir tane daha onun gibi köy çıksa gayet güzel olur. Bir tane yükseltme yapabiliriz belki. Bu da ezik köy. Aslında buna saldıralım arkadaşlar. Bundan hani burada bu arada şifacı basmışım arkadaşlar. Görüyorsun. Allah senin ne yapsın. Ulan şimdi bunlar aşağı düştü mü tek atacak. Oo. Bayağı bir kayıp verdik arkadaşlar gerçekten. Umarım şifacılar bu kaybı telafi eder yani. Şifacılar da öfkelendirdiğimiz zaman çok mükemmel derecede şifa alıyorlar. Şu aşağıdan bir dolaşan grup var. Ben bunlara bir tane öfke atayım arkadaşlar. Oo hava sormasın. Oğlum patlatın hadi ya. Hele şükür ya. Ulan şifala şifala bir tane kaldı. Yukarıya bakın arkadaşlar. Bir tane bir taneyi kaç kişi şimdi o ölürse. Hayır. Oo bunlar buraya gelirken yolda ölürler hava savunmaları. Hadi ya. Arkadaşlar dedik ki bu köyde de hani ganimet yok. 3 yıldız alırız falan gibisinden düşündük. 1 yıldız aldık. Everyday. Ne zaman ölürse arkadaşlar bu şifacılar oradaki de ölecek. Şuna bakar mısınız ya? Oh oh. Öldü. Çok komikti ya. Valla daha farklı kombinasyonlarını yaparım belki arkadaşlar bu arada. Ucuzken hazır. 400'ken falan. Bilmiyorum tabi. Böyle ben ganimet ölü köy kasıyorum ya arkadaşlar. Bunu kullanabilirim ya bu aralar. Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğenmeyi. Beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın. Destek için kanalıma hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Video sonundan diğer tıklayarak diğer videolarıma ulaşabilirsiniz. Kendinize bakın. Bu arada Discord'a gelmek için yorum kısmında Discord'umuzun linki var. Orada ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın. Bye bye.